Siyasi iktidarın durumuna bakarsak, göz atarsak, bu hurafelerin, eski dinlerin, kültürlerinin İslam'a bu boyutlarda taşınmasını açıklamak daha kolay hale gelebilir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sağken, onu takiben Ebu Bekir ve Ömer sağken, çok hassas insanlar olmaları münasebetiyle her türlü cahiliyeye karşı büyük bir dikkatleri var. Bir bekerel, hani bir benzetmeyle söylüyorum, bir bekerel cahili kirliliğe dahi izin vermek istemiyor. Rastladıkları küçüğünden büyüğüne her türlü pisliği, kirliliği, cahili kirliliği önlemeye çalışıyorlardı. Açıklıyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklıyordu. Sonra Ebu Bekir aynı şekilde, Ömer aynı şekilde davrandı. Osman'ın siyasette ve yönetimde gösterdiği Osman bin Affan'ın zaaf, o devirde içinde pislik olanların pisliklerini dışarıya vurma imkanını insanlara verdi. Ve otorite sarsıldı. Sarsılan otoriteyi de Ömer İbni Hattab kadar kadir olmayan, güçlü olmadığı görülen ve bilinen Ali İbni Ebu Talip yeniden eline geçiremedi ve Beni Ümeyye'nin siyasi iktidar eline geçti biliyorsunuz.